Herkese selam. Kalıma hoş geldiniz. Çin'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kaplumbağa gibi sırtına çantamla yola düştüm. Nereye gidiyorum? Videodaki başlığı gördüğünüz üzere Pekin'e gidiyorum. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, bilmiyorum. Niye bu kadar heyecanlandım? Sanırım bir, tek başıma gidiyorum. İki, aniden karar verdim. 3. Şu anda trene 2 saat var neredeyse ve ben yola çıktım. Bu inanılır gibi bir şey değil. İlk defa bu kadar erken çıkıyorum yola. Umarım bu dünyanın sonu değildir. İstasyona bir saatin sonunda vardım. İnsan deli gibi gerçekten. Bunun hem hafta sonu olması etkisi var, hem de yaz tatili olmasının etkisi var. Korku filmi gibi. Ama artık alıştım, ben bu kalabalıkla barışıyorum. Bu ulusal tatil günlerinde daha felaket oluyor, bir adım bile atamıyorsun yürürken. Son vagona geldim, şimdi biniyorum. Yaklaşık 6 saat sürecek yolculuğumuz hızlı tren. Bileti de 600 yuan'e vesaire mi aldım, öyle bir şey aldım herhalde. Bu şekilde hemen size içini göstereyim trenin. Bu lavabosu fena değil. Tuvalet. Normal tuvalet. Bu da ben. Ben nereye oturmuşum? Cam kenarında ikili bilet aldım. Hemen bulalım. Deli gömleği gibi ters gidim gömleği. Şöyle ben yine yemeği buldum tabii ki de. Buraya böyle koymuşlar yemekleri. Arkada içecekler var. Arkada başka yemekler de var. Böyle hazır o sıcak sıcak yemekler falan da geliyor. Burada QR kodu var. Buraya gelip oy oha. Çok hızlı geçti tren. Aman Allah'ım, öyle bir sarsıldı ki. Oh, o neydi öyle? Şöyle QR kodu biz de bir tarayalım. Ne varmış? Starbucks çıktı karşımıza. Mükemmel. Ay odaklar mısın? Burada kahve çeşitleri, latte, americano, cappuccino vesaire. Sonra açık büfe normal yemek tabakları var. Makarna, mantığı. Buraya yine çeri domatesi koymuşlar. Tabakla hep meyve diye. Üzüm var. Ondan sonra dondurma var, yoğurt var, su çeşitleri var, içecek çeşitleri, bira, kuru yemiş, cips, Pringles alabilirim. Pringles normalde fiyatı aynı bu şekilde. Ne kuru yemiş falan vesaire, etler var, turşular, kekmek, kurabiye, biraz tuzmuş onlar. Masal aletleri falan da var, çok iyi. Oyuncak, oyuncak? Transformers'ın iş var. Kablo vesaire, böyle bitti. Şöyle ben Pringles aldım, bir de küçük su aldım. Harbiden çok küçük su aldım. Şu su 2 yuan, Pringles 12 yuan. Çok harika bir şey gördüm. Şuna bakın. McDonald's var. Az önce tren durduğunda başka bir şehirde personel çıktı, şey aldı, sipariş aldı geldi. Şu hava gününe bakar mısınız ya? Gerçekten buranın şu an, arkadaşım söyledi, bugünkü az hava kirlilik seviyesi Şangay'ın uyarı sebebi. Şaka yapmıyorum. Resmen gözükmüyor ya. Vardık vardık, şimdi ineceğim. Çok heyecanlıyım. Metro indim. Daha ben kaldığım yere varma lan. Metro çıkışına karşıma çıkana bakar mısınız? Sıraya böyle geçiyorlar. Yani hepsi bir sıra bir sıra çıkıyor. Arkadaki amcacım. Allah'ım. Hala dans etmek için uğraşıyor. Takate kalmamış. Gerçekten çok tatlılar. Yaşlıların burada emeklilerin en büyük yaptığı aktivite dans etmek, spor yapmak. O yüzden bu akşam saatlerinde hava güzel olduğu sürece habire dans, habire spor. Böyle hemen bir meydan bulsunlar, dans ediyorlar. Kalacak olduğum yere sonunda vardım. Hemen size gösteriyorum. Da gerçi şu an hava karanlık, akşam vardığım için, ama en azından böyle birazcık ya belli olabilir. Sabah tekrardan kapıdan çıkmadan önce küçük bir göz atma yapabiliriz. Neyse, o zaman let's go. Şurada bir resepsiyon kısmımız var. Şurası oturma bölümü. Çok tatlı, otantik değil mi gerçekten? Çok hoşuma gitti benim. Ondan sonra şuradan bir ilerliyoruz. Burada 7 tane oda varmış herhalde. Öyle anladım. İndik. Burada bir tane koridor var gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle şu koridor. Çok tatlı değil mi? Tuvalete bakayım ben. Tuvalet burada dedim ama. Burada el yıkama yeri.
Aa, ortak tuvaletler. Bu şekilde o zaman. Gel, temiz sorun yok. Şöyle kadın erkek tuvaleti. Erkek, bu da kadın banyosuymuş. Aman Allah'ım. Bu da ben. Aa, burada bahçe var herhalde. Evet, burada içerideki yerin devamı, şöyle bahçe yapmışlar. Çok tatlı, çok otantik olmuş. Burada kapıdan giriyoruz. Burada dört yatak var. Burada dört yatak var. Burada dört yatak var. Şurası. Burada küçük bir cam var. Hepsi ranza, ahşap ranza. Işıkları yok. Sadece tepede küçük küçük ışık var. Başka ışık yok. Ama en güzeli, her yatağın başında masa lambası var. Burada gördüğünüz gibi benim yatağım. Hihi. Dedi ki şurada da bir tane gezgin varmış. O da yabancıymış. Onun çantası gerçekten tam bir gezgin oldu belli. O da oturup bu şekilde değil. Ben hemen gideyim, enerjimi toplayayım. Birazdan tekrar görüşürüz. Hop, geldim. Hemen üstümü değiştim. Kendime bir çeki düzen verdim. Kendimi dışarı attım. Geldiğim yerin ismi şu. Wangfu bilmem ne bilmem neydi. İnternette görmüştüm, gelirseniz buraya gelmeyin, zaman harcamaya değmez diye, ama ben geldim. O kadar Pekin'e geldik. Pekin hakkında küçük bir bilgi vermesek olmaz. Gerçi her ne kadar bu bilgiler Google'dan, Wikipedia'dan kendiniz toplayabileceğiniz bilgiler olsa da ben YouTuber'lık görevimi yapayım. İsminden ele alarak başlayalım. İngilizce Türkçesi Pekin biliyorsunuz. Fakat Çincesi başka. Beijing. Beijing'in anlamı bey, kuzey demek. Jing başkent demek. Otomatik olarak kuzeyin başkenti oluyor. Pekin şehri Çin'in başkenti. Yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişi var. 3000 yıl öncesine dayanıyor geçmişi. Nüfusuna bakarsak da yani çok fazla, biliyorsunuz. 2020 verileri 21 milyon olduğunu söylüyor. En son güncel veri. Aynı zamanda Pekin 7 tane UNESCO Dünya Mirası'nın içinde barındırıyor. Yani bunlardan zaten söylememe gerek yok. Bir tanesi Çin Seddi. Diğerlerini de öteki günlerde gezeceğiz. O zaman tekrar üzerinden geçeriz. Pekin hakkında verecek olduğum bilgiler bu kadardı. Yani ben yolu yarıladım. Gerçekten de keşke dedikleri gibiymiş. Gelmeye görmeye değer bir şey yokmuş. Eğer her gün buradaysan gelip gezebilirsin. Ben adres değiştiriyorum. Let's go. Ben sarayda mıyım yoksa metro istasyonunda mıyım? Her yer otantik. Küçük küçük desenli, resimli, kırmızı. Amcanın posteri. Geldim. Geldim yerin ismi Tianmen. Şöyle bıraktım ismini. Belki göreceğiniz en cool, en güzel Starbucks olabilir mi? Şuna bakın. Ama bakamıyorsunuz çünkü odaklamıyor. Şu tarz kapı. Buradan giriyorsunuz. Böyle burada birazdan yürüyeceğiz. Çok hoş gözüküyor. Muhabbetiniz bol olsun. Şu karşıdaki dükkan resmen kapanmış çoğu. Hadi bu taraftakiler açık. Niye böyle olduğunu sordum. Benim geldiğim tarih şu an pazar günü. Pazar günü olan, yani hepsi iş başı yapacağı için, mesai başlayacağı için erken dağılmışlar. İnsan yok, çok sessiz, sakin geziyorum. Evet, kendi kendime bir aksiyon aradım. Bir tatlıcı gördüm, oraya geldim. Ne olduğunu gösteriyorum şimdi size. Bu tatlı, şöyle tercümesini bırakırım. Şöyle çeşitleri var burada. Bu orijinal tadıymış. Ben orijinal tadını aldım. Çeşitleri bu şekilde. Kendisi Pekin ve Tianjin'in geleneksel tatlısıymış. Şöyle ne aldım hemen size gösteriyorum. Şöyle paketledi ablamız. İçine çubuklarını koydu. Hemen bakıyoruz. Nasıl da alacaksam şunu artık, verdi böyle bana. Çok ham bir tadı var gibi hissediyorum. Gerçekten de alamıyorum. Tadı kırmızı fasulye tadı. Benim hoşlaştığım tat değil. Eğer bunun kırmızı fasulye olduğunu söylese de şöyle kremalı. Kreması, kırmızı fasulye kreması. Geçersiz not, para misaf oldu. Pekin'in bir yerel lezzeti var ama. Ay, ördek. Ördek dürüm. Almayayım ben abi. Afiyet olsun size. Böyle bir yemek sokağına girdim. Şuraya tatlılar. Aynı böyle seçip seçip kendi tabak yapıyorsun. Bunlar umarım şakadır herhalde. Deniz yıldızı, bilmem ne böceği, böcek. İşte bence bunlar kesinlikle turistler etkilemek için yaptıkları bir şeydir. Bunlar gerçekten yiyorlar mıdır? Yok artık, inanmıyorum. Şaka mı? Ay, bir de burada besliyor Allah'ım.
Ben duymuştum abi kuzeylerin böyle biraz daha yediğini böyle şeylerin. Hayır ya. Doğru söylemek gerekirse yani bu bölüm beni çok tatmin etmedi. Niye bilmiyorum. Yapılar çok güzel. Yani gerçekten tam bir Pekin yapısı, Çin mimarisi. Fakat insan yok yani eşyaların fiyatları yani turistik bölge olduğu için pahalı. Aynı şehri başka şehirlerde ve Şangay'da da gördüğüm için çok beni büyüleyen bir şey yok. Bir de şunu aldığım için 31 yuan'e. Yani pek bir şeysi kalmadı. O yüzden ben böyle kendi kendime dolanayım. Pekin lezzetleri tatmak istiyorum ama yani Pekin lezzet ne olabilir? Pekin ördeği. Pekin ördeği. Bazı şeyler de var işte bu yediğim tatlı mesela. Ondan sonra soslu bir makarnaları var ama her yerde aynı fiyatta gördüm. Daha ucuzunu görürsem de yemiyorum. Barbekücü çöp şişçiye geldim. Buradan böyle seçtim. Pek seçenek yokmuş, hepsi ete dayalı. Ben patates aldım, karnabahar aldım. Şey, çöpü 2 yuan. 4 tane bir şey aldım, ağzıma atayım. Şöyle bardakta. Bana bakıyorlar şimdi, ben ne çekiyorum diyorum. Şöyle. Karnabahar alıyorum. Beğendim, çok lezzetli. Evet, metroya bindim. Artık gidiyorum. İlk video bu şekilde oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Bir sonraki Çin Sefili vlogunda görüşmek üzere. Bu arada. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bir sonraki video için bildirimleri açmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, eş dostla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Video bitmedi. Şu an metro durağının son deme karşıma çıkana bakar mısınız? Şöyle bir yol şu an çıkmayı bekliyor.